Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen ve Antakya Yıldız Selahattin Mısıkoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi tarafından yürütülen Çeşitliliğimiz Zenginliğimiz projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bir yıl boyunca sürecek olan çalışmaların startı Antakya Yıldız Selahattin Mısıkoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde oluşturulan Hoşgörü ve Tasarım Atölyesi'nin açılması ile verildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan proje koordinatörü ve Antakya Yıldız Selahattin Mısıkoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü Hatice Sordan Sarcan, proje kapsamında oluşturulan Hoşgörü ve Tasarım Atölyesi'nde okul öncesi eğitimde demokrasi ve insan hakları eğitimi uygulama modülü geliştirilmesi pilot uygulamalarının gerçekleştirileceğini belirtti. Pilot uygulamanın bulunduğu anaokullarda eğitim gören 1834 öğrenci ile bu okullarda bulunan 110 yönetici ve öğretmen yanı sıra Antakya Yıldız Selahattin Mısıkoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi bölümünde okuyan 12. sınıf öğrencilerine modül uygulama eğitimi verileceğini söyledi. Projemizin genel hedefi okul öncesi eğitim çağındaki öğrencilerimizin insan hakları ve temel özgürlükler konusunda bilgi, beceri ve anlayış kazanmalarını sağlamak ve davranışlarını geliştirmektir. Hatay İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Tecimen ise bugün dünyada yaşanan sorunların insani değerlerin hiçe sayılması nedeniyle çıktığına işaret ederken, Çeşitliliğimiz Zenginliğimiz projesiyle geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi, hoşgörü ve insan hakları gibi değerlerin nakış nakış işleneceğini dile getirdi. Çocuklarımıza daha küçük yaşlardan itibaren nakış nakış işleyeceğimiz sevgi, saygı, hoşgörü ve insan hakları gibi değerler, gelecekte güzel bir dünyanın, yaşanılabilir bir hayatın mevcudiyeti açısından oldukça önemlidir. Çeşitliliğimiz Zenginliğimiz projesinin Türkiye'nin demokrasi hayatında önemli bir rol alacağını ifade eden Hatay Vali Yardımcısı Kadim Doğan da yaklaşık olarak bir sene sürecek olan bu projenin ilimizin demokrasi hayatına önemli katkılar sunacağını düşünüyorum. Umuyor ve diliyorum ki çocuklarımız bu aşamadan geçtikten sonra ilimizi daha da ileriye taşıma açısından özellikle de insan hakları açısından fayda sağlayacaktır dedi. Bu proje yaklaşık bir yıl kadar sürecek. Ve bu kapsamda ilimizin demokrasi hayatına önemli katkıda bulunacağını düşünüyorum. Konuşmaların ardından Çeşitliliğimiz Zenginliğimiz projesi Antakya Yıldız Selahattin Mısıkoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde oluşturulan Hoşgörü ve Tasarım Atölyesi'nin açılmasıyla start aldı.